أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul İstiska, Yağmur Duası bölümündeki hadis-i şerifleri okuyoruz. 1012. hadis-i şerife gelmiş bulunuyoruz. Yağmur namazı ve yağmur duası ile ilgili hadis-i şerifler İmam Buhari'nin El-Cami'us Sahih isimli bu eserinde ufak farklılıklarla birkaç defa tekrar edilmiş. İmam Buhari rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أبا بكر أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. Bu hadis-i şerifi İmam Buhari rahmetullahi aleyh Ali İbnül Medini ismiyle meşhur, Ali İbnül Medini şeklinde meşhur üstadından naklediliyor. Ali İbni Abdillah İbni Cafer el meşhur bi İbnül Medini. Ali İbnül Medini İmam Buhari'nin kendisinden titizliği, hassasiyeti, itinayı aldığı meşhur üstadıdır. Buhari gibi üstadı Ali İbnül Medini de Emirül Müminin fil Hadis lakabıyla meşhur. Hadiste müminlerin lideri, müminlerin emiri şeklindeki takdir tebcil ifadesiyle tanınmış bir şahsiyet. Hani Buhari'nin hadisleri alırken hadis isnadında yer alan ravilerin mutlaka birbirlerini görme şartını ileri sürmesi üstadı Ali İbnül Medini'den naklettiği bir özelliktir. İmam Buhari sahihinde her hadisi şerifte senette yer alan ravilerin mutlaka birbirlerini görmeleri, birbirlerinden hadisi şerifi aldıklarının sabit olmasını şart koşmaktadır ki bu çeşit bir şart İmam Buhari'nin itinasını, titizliğini, hassasiyetini ve kitabındaki sahihlik derecesinin gücünü göstermektedir. İşte üstadı Ali İbni Abdillah
El-Meşhur İbn-i'l-Medini denilen zat bu. Üstadı Süfyan-ı Sevri'den naklediyor. Evet, o Abdullah bin Ebi Bekir'den, o Abbad İbn-i Temim'den, o da amcası Abdullah bin Zeyd'den naklediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haraj ilel musalla, Medine dışındaki musallaya, namazgaha çıktı. Namazgah denilen yer geniş, düzlük bir arazi. Çok fazla cemaatin namaz kılabilmesi için bayram namazlarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle çıktığı bir yer. Farklı bir ortam, farklı bir manzara, farklı bir cemaat olsun istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Medine dışındaki bu musalla denilen namazgaha çıkıyor ve orada bayram namazını eda ediyordu. Ya bir bayram namazı ya cuma namazı aleyhissalatü vesselam Efendimiz musallaya çıktı. Ya da müstakil olarak festeska yağmur duası yaptı. Festakbelel kıble, kıbleye döndü. Ve kalebe ridaehu, elbisesini ters yüz çevirdi. Yağmur dualarında giydiğimiz elbise ters çevrilerek, imam ve cemaat ters çevirerek o şekilde, yani bulunduğumuz bu hali ya Rabbi sen tersine çevir, hayra tebdil eyle manasında elbisesini ters çevirdi. Ve salla rekateyni ve iki rekat namaz kıldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İmam Buhari'nin bir notu var burada. Kale Ebu Abdillah. Ebu Abdillah İmam Buhari'nin künyesidir. Yani ben diyorum ki demiyor da Ebu Abdillah diyor ki diye. Kan İbni Uyeyne'te yekul. Süfyan İbni Uyeyne şöyle diyordu. Huve sahibul ezan. Bu hadisi şerifte geçen Abdullah İbni Zeyd hani rüyasında ilk ezanı öğrenen ve sevgili peygamberimize nakleden kişi demektedir Süfyan İbni Uyeyne. Velakinnehu vehemun veya vehmun, bu bir hatadır. Lienne hâze Abdullah İbni Zeyd İbni Asım el-Maziniyül Ensari, çünkü bu yağmur duası hadisini rivayet eden Abdullah İbni Zeyd, ezan hadisini rivayet eden Abdullah İbni Zeyd değildir. Bu Ensardan, Medineli Ensardan Abdullah İbni Zeyd bin Asım farklı bir şahsiyettir diyor. Burada İmam Buhari adetine aykırı olarak hadis ravisini ifade buyurmaktadır. Hadis-i şeriflerin metnine son derece riayet eden İmam Buhari, senedine de son derece riayet etmektedir. Ve burada ravinin farklı bir ravi olduğunu ifade buyurmaktadır. Tabi İmam Buhari'nin bu tespitleri hadis usulü ilminde önemli tespitler olarak yer almaktadır. Babun intikamir Rabbi Azze ve Celle min halkihi bil kahti izen tuhike maharimuhu. İnsanlar Allah'ın çizdiği sınırları, Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği sınırları veya Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeyleri çiğnediğinde, Cenab-ı Hak kıtlık vererek insanlardan tabiri caizse intikam almaktadır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu emirlerinin çiğnenmesinden, yasaklarının çiğnenmesinden dolayı dünyevi olarak bir parça ceza takdir etmektedir. İşte bu ceza kıtlık cezası, yağmursuzluk cezası olabilir. Her musibet ceza değildir. Bazı hastalıklar, bazı musibetler, bazı sıkıntılar bizim için rahmete vesiledir. Derecelerimizin artmasına,
günahlarımızın silinmesine vesiledir. Bazı hastalıklar, bazı musibetler, bazı kıtlık, deprem, sel, yangın gibi felaketler Cenab-ı Hak tarafından bir ceza olarak verilebilir. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın mahlukatının, insanların Allah'ın hükümlerini, Allah'ın kanunlarını çiğnemesinin cezasının bir kısmı olarak dünyada tattırılmaktadır. Anne babaya isyanın cezası kısmen dünyada tattırılır. Yani bazı suçlar, bazı günahlar vardır ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mesela zalimlere karşı susmanın, zalimlerin zulmü karşısında sessiz kalmanın cezası sadece ahirete bırakılmaz. Bir kısmı dünyada tattırılır. Anne babaya isyanın cezası tamamen ahirete bırakılmaz. O cezanın sadece bir kısmını Cenab-ı Hak dünyada tattırır. Bilerek kasten zina, fuhuş, faiz gibi büyük günahlar işlendiğinde, Allah'ın yasakları çiğnendiğinde cezanın bir kısmı dünyada tattırılıyor. Burada İmam Buhari böyle bir bab başlığı vermiş ama bu bab başlığı altında, yani 5. bab başlığı altında herhangi bir hadis-i şerif zikretmemiş. Ya sonradan buraya bir hadis-i şerif kaydedecekti, bir fırsat bulup yazamadı veya kendi şartına uygun sahih bir hadis-i şerif bulamadığı için yazamadı ama kıtlık yağmur duasıyla ilişkili bir konu olduğu için, yani kıtlığın sebebi ne olabilir? Birçok sebepleri olabilir. Sebeplerinden biri Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın nizamının, Allah'ın kanunlarının çiğnenmesi olarak İmam Buhari böyle bir başlık koymaktadır. Daha önce derslerimizde, seminerlerimizde, sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi Fıkhul Buhari'yi fi teracimihi. Buhari'nin fıkıh anlayışı, Buhari'nin içtihadi görüşleri bab başlıklarında kendini göstermektedir. Yani Buhari bu noktada, yani demek ki deprem, sel, yangın, trafik kazası, benzeri felaketler, hastalıklar, musibetler esnasında düşüneceğimiz 3 nokta var. Bu bir nimettir. Bu hastalık, bu felaket bizim için bir nimet olabilir. Derecelerimizin yükselmesine sabrettiğimiz takdirde, Allah'a teslim olduğumuz takdirde derecelerimizin yükselmesine, günahlarımızın silinmesine vesile olabilir. Bu bir imtihan olabilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi bu noktada imtihan etmekte. Bu dünya zaten baştan sona imtihandır. Bir üçüncü ihtimal, bu bir ceza olabilir. Ancak bir kardeşimizin başına bir felaket geldiği zaman oh olmuş, iyi olmuş diyemeyiz. Bunun adı şematedir. Müslüman, Müslüman kardeşinin kötülüğüne, Müslüman kardeşinin başına gelen felakete sevinen değil, üzülen insandır. Ancak o kimse kendisi acaba ben ne hatalar yaptım diye düşünürse elbette bundan bir takım iyi neticeler çıkarabilir. İmam Rabbani diyor ki Cenab-ı Hak bazen cezasını kul eliyle verir. Kul da onu kuldan geldi zanneder. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği bir cezadır. Verdiği cezayı bazen Cenab-ı Hak ilahi sünneti, sünnetullah gibi deprem olan bir takım felaketlerle verdiği, bazen kullar eliyle ceza verir. Bu da kul bunu bilmez, Allah'ın bir cezası olduğunu bilmez de kul eliyle geldiği için ondan zanneder. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından gelmektedir. Hayır ve şer yaratan Allah'tır ve Müslüman bu noktada her türlü olaylar karşısında Rabbisini düşünecek, ona teslim olacaktır.
Altıncı baba geçiyoruz. Babul istiska fil mescidil cami. Cuma kılınan bir camide yağmur duası yapılmış. El mescid el cami. El cami kelimesi cuma kılınan mescitlere verilen isimdir. Ülkemizde camilerin büyük çoğunluğunda cuma kılındığı için mescit yerine cami ismini tercih ediyoruz. Fatih Mescidi demiyoruz. Mescidül Fatih demiyoruz. Camiül Fatih diyoruz. Fatih cami diyoruz. Cuma namazı kılındığı için. Cuma kılınan yerlere El Mescidül Cami, cuma kılınan mescit ismi verilmektedir. Burada da böyle bir ifadeyi görüyoruz. Yani Buhari burada yine bu bab başlığıyla bir işarette bulunuyor. İşarette bulunmasının sebebi şu. Eşara bi zâlike ilâ ennel hurûce ilel musallâ leyse bi şartın fil istiska. Yağmur duası için mutlaka şehir dışına çıkmak şart değil. Cuma namazında yani cemaatin kalabalık olması önemlidir. Çünkü o cemaatin içerisinde duası kabul olunan zatlar inşallah bulunacak diye ümit edilmektedir. Büyük bir cemaatin yaptığı dua elbette Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha layık olacaktır. Dolayısıyla burada cuma kılınan bir camide yağmur duası yapılabilir manasında. Yani İmam Buhari böyle bir başlık atmış. Haddesena Muhammed kâle akbarana Ebu Damrate Enes ibn-i İyad'ın kâle haddesena Şerîku ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Nemir ennehu semi'a Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anh yezkuru Enes bin Malik'in şöyle bir olayı anlattığını naklediyor. أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر bir adam Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de Medine-i Münevvere'de cuma günü hutbe okurken tam minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun yahtub Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ayakta hutbe okuyordu. Festekbele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulüne döndü. Kaiben ayakta olduğu halde. Ya Resulallah. Heleketil mevâşi. Ya Resulallah. Bütün davarlar helak oldu. Ve enkataatis sübül. Yollar kesildi. Fed'ullâhe yugîsünâ. Allah'a dua et bize yağmur, bol yağmur ihsan etsin. Peygamber Efendimiz'den böyle bir talepte bulundu. Kale ravi diyor ki ferafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedeyhi. Allah Resulü bunun üzerine bu kıtlık mevsiminde ellerini kaldırdı. Fekale şöyle dua et. Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Allah'ım bize yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize yağmur yağdır. Allah'ım bize yağmur yağdır. Üç defa. Kale Enes. Enes diyor ki وَلَا وَاللّٰهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ Allah'a yemin olsun ki o sırada gökyüzünde hiçbir bulut yoktu. وَلَا كَزَعَةٍ وَلَا شَيْئًا Ne duman, ne bulut, ne bir bulut parçası, hiçbir şey yok. Medine-i Münevvere, sıcak bir iklim, berrak bir gökyüzü var. وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّلْعِنْ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ Bizimle Sel dağı arasında ne bir ev, ne bir kabile, yani cami ile o dağ arasında gökyüzünü, çevreyi görmemize engel olacak hiçbir şey de yok. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس kalkan gibi bir bulut belirdi. فلمّا توسطت السماء tam gökyüzünün ortasına gelince انتشرت o yayıldı ثم أمطرت sonra
yağmur yağdırdı. Kale vallahi ma ra'ayna şemse sitten. 6 gün güneş yüzü görmedik. Sağanak yağmurlar. Peygamber Efendimiz sadece bu kadar dua etti. Evet. Sümme dekale reculun min zalikel babi fil cum'atil mukbile. Ertesi cuma. Aynı kapıdan bir adam girdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun yaktub. Allah Resulü ayakta hutbe okuyordu. Festekbelehu kaimen. Ayakta Peygamber Efendimiz'e doğru döndü. Fekal ya Resulallah heleketil emval. Mal mülk helak oldu. Ve enkat'atis sübül. Yağmurlardan yollar kesildi. Fed'ullâhe yumsikha. Allah'a dua et şu yağmuru durdursun. Kale ferafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedeyhi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ellerini kaldırdı tekrar. Sümme kal Allahümme havaleyna ve le aleyna. Allah'ım çevreye yağdır. Etrafımıza. Ve le aleyna. Bizim üzerimize değil ya Rabbi. Allahümme alel âkâmi vel cibâli vel âcâmi vel zirâbi vel evdiyeti ve menâbeti şecer. Allah'ım dağlara, tepelere, derelere, bayırlara, vadilere, ağaçlık bölgelere yağdır. Kale fen kat'at, yağmur kesildi. Ve haracna nemşi fişşems, cuma namazına çıkarken güneşte yürüdük. Kale şerik, feseeltü enesen, bu Enes bin Malik Hazretleri'nin talebesi Şerik diyor ki Enes'e sordum. Ehuvar raculul evvel. Bu ikinci adam, o gelen birinci adam mıydı? Yani bu ikinci kişi ilk cuma gelen kişi miydi? Kale la edri, bilmiyorum dedi. Yabancı biri, bilmiyorum cevabını verdi. Açık bir mucize. Bu mucizeye hissi mucize deniyor. Yani herkesin gözleriyle gördüğü, bizzat yaşadığı bir olay. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucize göstermesi için mutlaka bir takım sebepler oluyor. Peygamberliğinin alametlerinden biridir mucize. Mucize onun doğru sözlü olduğunu tasdik etmektedir. Mucize ya bir kimsenin Müslüman olması için veya daralan, tıkanan, ümitsizliğe kapılan insanlara ümit vermesi için Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf ve ikramıdır. Mucize insanın benzerini getirmekten aciz olduğu için. Ellerini kaldırıyor, yağmur yağıyor. Ellerini kaldırıyor, yağmurlar kesiliyor. Açık, bu kadar net. Bütün sahabe-i kiram bunu yaşıyor. Böylece ne oluyor? İmanı artıyor. Peygamberlerden sonra mucize kesiliyor. Hani bazen tıpta mucize, depremde mucize vesaire ifadeleri mecazi ifadedir. Harikulade benzerine az rastlanan olaylardır. Bunlar benzerine az rastlanan olaylardır. Yoksa mucizeyi sadece peygamberler gösterir. Harikulade olaylar olabilir. İstidraç kabilinden Hint fakirlerinin yoga işleriyle meşgul olanların ortaya koyduğu bazı böyle normal insanların yapamayacağı şeyler olabilir. Belirli vücut hareketlerinden sonra, belirli sistemli çalışmalardan sonra farklı bir takım şeyler de olabilir. Ancak bunlar mucize değildir. Yani mucize sihirden de, büyüden de, her şeyden de farklı bir olay. Mucize aklın durduğu, Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi kanunlar, hani günümüz insanı tabiat kanunu diyor, onların tamamen durduğu, kesintiye uğradığı bir olay olarak anlatılmaktadır. Ve ancak Allah'ın sevgili kullarının gösterdiği bazı olağanüstü hususlar ise bunlar keramet olarak anlatılmaktadır. Keramatül evliyai hakkun. Ehl-i sünnet inancında yer almaktadır.
Allah'ın sevgili kullarına verilen ikramlar haktır. Yani anneniz rahatsız, günlerce onun yanında refakatçi olarak kalıyorsunuz, yaşlı anneniz ve üniversite giriş imtihanı oluyor. İmtihana gitseniz herhalde ben kazanamam diyorsunuz. Bir gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz, yüksek bir puan alıyorsunuz. Bunun adı nedir? Allah'ın bir ikramı. Tıkandığınız, daraldığınız, ümitsizliğe uğradığınız bir zamanda Cenab-ı Hak öyle bir imkan veriyor ki bu bir ikram. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın ikramı. Allah'ın böyle sevgili kullarına zaman zaman böyle ikramı olmaktadır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'ı sever, Allah'tan korkar, İslam'ı hassasiyetle yaşamaya gayret ederse Allah ona bir çıkış kapısı yaratır ve ona hiç beklemediği, ummadığı yerden bir rızık, bir imkan, bir iş imkanı, bir bereket Cenab-ı Hak nasip edebilir buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Biz buna inanıyoruz. Ancak tabii bu her Müslümana derecesine göre, iman kalitesine göre Cenab-ı Hakk'ın verdiği ikramdır. Buna keramet diyoruz. Bir keramet var. Peygamberlere verilen mucizedir. Allah'ın sevgili kullarına verilen keramettir. Ama başkalarına verilen olağanüstü özelliklere de istidraç deniyoruz. İstidraç. Tabii İslam'da büyü haramdır. Büyüye, büyü araştırmasını yapmak, sihirbazları takip etmek, sihirbazlık yapmak İslam'da haramdır. Dolayısıyla Rabbim bu gibi kötü yollara başvurmaktan da bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.